Merhum İbrahim Yazıcı Başkanlığı'nda Süper Lig tarihinde adını altın harflerle yazdıran takımımız dünyanın en büyük futbol organizasyonunda da boy göstererek hepimiz için gurur vesilesi olmayı başarmıştır. Geride bıraktığımız bu 10 yılda büyük sevinçlerle beraber maalesef bir alt lige düşmek gibi büyük üzüntüleri de hep birlikte yaşadık. Ancak altın çamura düşse de değerinden hiçbir şey kaybetmez. Bursa iş dünyası olarak bizler de en zor dönemlerde bile takımımıza inandık ve bu inancın karşılığı olarak da Bursa sporumuza sürekli destek olduk. Bursa sporumuzu yeniden Süper Lig'e taşımak içinse taraftarından esnafına, yerel yönetimlerimizden sanayicimize kadar hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bursa Spor ancak iş dünyasının öncülüğünde yerel yönetimlerimizin, siyasetçilerimizin ve taraftarımızın katkısı ile arzu ettiğimiz noktaya çıkabilecektir. İşte bugün başlattığımız yeniden Büyük Bursa Spor kampanyası da Bursa gibi büyük bir şehrin takımını olması gereken yerde en üst seviyedeki rekabette iddialı pozisyona getirmeyi de hedefe taşıracaktır. Ortak değerimiz olan Bursa Spor'u yeniden Süper Lig'e döndürecek bir destek çalışması için iş dünyası temsilcilerimizle görüşerek sizlerle paylaşacağım yol haritamızı belirledik. Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağımız hesaplarda toplanacak bağışlar tüm kent dinamiklerinin özverisi ve katkısı ile Bursa Spor'umuzu düzlüğe çıkmasına imkan sağlayacak ilk adım olacaktır. Buradaki hareket noktamız kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve tehditlerden dolayı özel sektör olarak toplayacağımız katkıyı doğrudan takımımıza aktarmaktır. Benimle birlikte görev alacak gönüllü iş insanlarımızla bu kampanyaya en yüksek düzeyde katkı sağlanması için canla başla çalışacağız. Bu amaçla yeniden Büyük Bursa Spor için bizler özel sektör temsilcilerinden ve firmalarımızdan 100 bin forma alma hedefi karşılığında 10 milyon Türk liralık bir meblağ oluşturacağız. Bu desteğe ilaveten Büyükşehir Belediye'miz ve 17 belediyemiz de ilçe nüfuslarına göre 80 bin formalık artı katkı sağlayacaktır. Ayrıca Esnaf Odaları Birliğimiz BESOB ve akademik odalarımızın da bu kampanyaya 10'ar bin forma ile toplam 20 bin forma ile katkı sağlayacaklardır. Bunlara ilaveten Bursa Spor taraftarımızdan da 16 bin forma ile bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz. Böylece Bursa Spor'umuz için 216 bin forma desteği ile 21.6 milyon Türk liralık inşallah kaynak sağlayacağız. Bu destek paketi sayesinde hem takımımızı Süper Lig'e taşıyacak futbolcu transferleri için gerekli imkanları oluşturmuş olacağız. Hem de Bursa Spor Akademisi kapsamında altyapı takımımızı da desteklemeyi hedeflemekteyiz. Ben buradan her zaman takımımızın yanında olan taraftarımıza ve Bursa Spor sevgisini her fırsatta gösteren tüm hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Sevgi, eylem ve fedakarlık gerektirir. Kulübümüzün kötü tezahürat nedeniyle her yıl yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde ceza ödemek zorunda bırakılmasını ben Bursalıyım, ben Bursa Sporluyum diyen hiç kimsenin içine sindirebileceğine de inanmamaktayız. O yüzden tüm taraftarımızın takımımızın yanında centilmence ve stadı her maç doldurarak desteklemesini, imkanları dahilinde de bu kampanyaya yüksek düzeyde katkı vermesini çok önemli bulmaktayız.
toplanan bu yardımlarla 31 Ocak tarihine kadar devam eden ara transfer döneminde teknik heyetimizin talebi doğrultusunda Bursaspor'umuzu Süper Lig'e taşıyacak oyuncuların transferini inşallah sağlayacağız. Taraftarımızın en büyük beklentisinin de bu olduğunun farkındayız. Bursaspor altyapı takımımızın yine bu toplanacak kampanya kapsamındaki bütçeyle yıllık masrafları karşılanarak yeni yıldızları inşallah kulübümüze ve Türk futboluna kazandıracağız. Ayrıca Bursaspor'umuzun kuruluşunun 57. yıl dönümü olan 1 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz özel geceyle de Bursaspor'umuza desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Bursaspor'un yönetimini ve yönetim sistemini belirlemek kişilerin ya da grupların değil, Bursaspor Genel Kurulu'nun görevi ve tasarrufudur. Bizim tek hedefimiz, ortak değerimiz olan Bursaspor'umuzu hak ettiği konuma ve yeniden Süper Lig'e döndürmek ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmaktır. Ayrıca yardımlar ve bağışlara bağımlı hale gelen kulübümüzün dernek statüsünden çıkarak şirket yapısına kavuşturulması, şeffaf ve çağdaş bir yönetim anlayışı içinde bu sistemi değiştirmek büyük bir önem arz etmektedir. Yıllardır konuşulan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen şirketleşme konusunun da bir an evvel hayata geçirilmesini hem kulüp başkanımızın ve yönetimimizin hem de genel kurul üyelerimiz ve kent yönetimimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bursaspor büyüktür ve her zaman büyük kalmaya devam edecektir. Gerçi açıklamamızın başında içinde çok bir kısa değindiniz ama Betesio hani her çok kişi geliyor. Çünkü şimdi Bursa Ticaret Sanayi Odası yarı kamu niteliğinde bir kurum. Sivil toplum kurumu. Kanun hem de kurum. Bizim yaptığımız bütün merhum İbrahim Yazıcı Başkanlığı'nda Süper Lig tarihinde bazı yol bağlantıları var. Bunlar devam ediyor ama yani depo olarak görevini niye veriyorum? Ali gel yanına da gel. Evet, gelin. Gelin hemen. Yok, gelin. Geçen kadar yapalım. Mecbur değil.